Yürütmenin katılmadığı 11 numaralı önerge okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 103 sıra sayılı kanun teklifinin 2.2.2 öncelikli gelişme alanları 2.2.2.1 tarım başlıklı B politika ve tedbirler başlıklı 411.5 maddesindeki özendirici ifadesinin teşvik edici olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Yücel Bulut Tokat, İbrahim Özyavuz Şanlıurfa, Mustafa Kalaycı Konya, Muharrem Varla Adana, Cemal Enginyurt Ordu Milletvekilleri. Önerge hakkında söz isteyen Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 11. Kalkınma Planı ile ilgili söz almış bulunmaktayım. 11. Kalkınma Planı memleketimize, devletimize hayırlı olsun. 11. Kalkınma Planı ile ilgili bir nebze de olsa ben de fikrimi beyan etmek için Plan Bütçe Komisyonu'na gittim. Ama sağ olsun Garopalyan'la Erol Katırcıoğlu'nun önergelerinden fırsat bulup konuşamadım. Dolayısıyla bu önerge vesilesiyle burada söz almış bulunmaktayım. Bu arada Garopalyan ve Erol Katırcıoğlu da inşallah bu sistemden bir de pay çıkarsınlar. Arkadaş bu kadar konuşulmaz, arada bize de söz bırakın. 11. Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü bugün de özellikle şunu belirtmekte fayda gördüğüm için söz aldım. Yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ve yatırım yapması önemlidir. Ama yabancı yatırımcı öyle bir yatırımcı ki maytap patlasa kaçıyor, elektrik trafosu patlasa gidiyor, Trump ne diyecek diye ağzına bakıyor, Putin'den ne haber gelecek diye kulağını oraya veriyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı öyle pek de güvenilir durmuyor. Özellikle borsada parası varsa ilk sıcak temasta hemen parayı dolara çevirip geldiği yere doğru koşarak gidiyor. Onun için yerli yatırımcıya önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Kalkınmada önceliğin yerli yatırımcıda olması gerektiğine inanıyorum ki hükümetimiz de bu konuda, hükümetimiz diyorum yani bu meclis kapanmadan hep AK Parti'ye bir şeyler diyor demeyin diye hükümetimiz olarak söylüyorum ki AK Parti'yi de çok eleştiriyor demeyin yani bu arada. Hükümetimiz bu konuda gerekli 11. kalkınma planıyla gerekli konularda düzenlemeler, planları ortaya koymuşlar. 220 milyar dolar ihracat hedefi, 14.250 dolar milli gelirden alınacak pay. İnşallah bunlar gerçek olur. Ama dediğim gibi yerli yatırımcının bir sıkıntısı var. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın bu konuda hassasiyet göstereceğine eminim. 2012 yılının Haziran ayında yatırımlarda devlet teşvikleri kapsamında o gün faizlerden 500 baz indirim ve 700 bin liraya kadar kredi imkanı verilmiş. Bu da bir nebze olsun yatırımcıların nefes almasını sağlamış. O günlerde faiz %12-%15 bandında olduğunu düşünürsek 500 baz demek %5 indirim demek anlamına geldiği için 7 ve 12 arasında bir indirimli faizle yatırımcılar yatırım yapma imkanı bulmuşlar. Lakin son bir yılda gerek hükümetin dışında olan gelişen olaylarla gerekse dünyadaki ekonomik sıkıntıların yansımasıyla Türkiye'de de faizler %25'ler rakamına ulaştı. Bu rakam %25'lere ulaşınca 500 baz faiz indiriminin ve 700 bin lira kredinin hiçbir anlamı kalmadı. Maliyet öylesine yükseldi ki bir örnek vermek istiyorum. 3,5 milyon kredi alan bir yatırımcı bu yeni faizle birlikte 5 milyon 680 bin lira ödemek zorunda kaldı. Dolayısıyla hükümetimize yeni teklifim şudur. Yeniden teşvik yatırımları kapsamında bir yasa teklifi hazırlanır
veya teşvik yasası yeniden gözden geçirilerek bir ek yapılabilir ve denilebilir ki 1000 baz faiz indirimi ve 2 milyon limit getirilirse bu bir nebze olsun yatırımcıyı teşvik edecek. Yatırımcılarımız düşük maliyetle yatırım yapma imkanı bulacaklardır. Az önce söylediğim 3,5 milyon kredi rakamı 5,080,000'e düşecektir. Ve böylelikle de yatırımcı daha iyi bir imkan bulacaktır. Ben bu konuda hükümetin hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla 11. Kalkınma Planı'nın Türk milletine, Türk devletine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Fındık taban fiyatının da 18 lira olması gerektiğini unutmayın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.